Merhaba sevgili seyirciler. Mutlu, huzurlu, keyifli pazarlar diliyorum siz ekran karşısındaki sevgili seyircilerimize. Ve kucak dolusu selamlarımızı yolluyoruz. Buradan her nereden seyrediliyorsak Kadınca programımıza hoş geldiniz diyoruz. Biz Kadınca programı olarak tabii bir hafta yine çok çabuk geçti ama bu bir hafta içinde dopdolu bir program hazırladık sizlere. Çok değerli 3 konuğumuz var. 2 konuğumuz stüdyoda bizimle, bir konuğumuz da Skype üzere bağlantı bizimle olacak. Hemen ben kısaca birazdan kendilerini tanıtacaklar konuklarımız zaten. Bugün hangi konuları ve konuklarımızı size belirteyim. Profesör Doktor Tayfun Uçar hocamla beraberiz Skype bağlantısı üzere. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden çocuk kalp hastalıkları uzmanı kendisi. Çocuk kalp hastalıklarını konuşacağız. Aysel Yalçın Hanım bizlerle, aile ebesi, aynı zamanda yazar. Kendisinden birçok bilgi alacağız. Gebelikle ilgili, sağlıklı gebelikle ilgili. Ve iş adamımız, başarılı iş adamımız Hasan Biçici Bey bizimle. Türkis Gurme'nin aynı zamanda sponsorumuz bizimle beraber olacak. Onunla iş hayatını, gastronomi hayatını konuşacağız biraz. Programımıza başlamadan önce bir konuya tabii ki değinmek istiyorum sevgili seyirciler. Malumunuz 19 Şubat Hanau terör saldırısı yıl dönümüydü. 9 can kaybettik. 4'ü Türk, 5'i yabancı. Tabii ki şu sözü de söylemek istiyorum. Nerede bir can giderse oralı olur yüreğim diye bir söz var. İnanın bu terörü her gün lanetleyebiliriz. İnşallah umuyoruz hiç bu gibi sıkıntılar, tekrar terörle karşılaşmayız. Buradan vefat edenlere tekrar Allah'tan rahmet ve kalanlara da çok sabır diliyoruz. Bu gibi üzücü olaylarında, ırkçılık olaylarında Avrupa genelinde umuyorum yayılmasını engelleyecek bir çalışmada bir an önce bulunur diye umut ediyoruz buradan. Evet, çok da zaman kaybetmeden isterseniz programımıza başlayalım. Öncelikle konuklarımızı tanıyalım. Önce bir Skype bağlantısı hocamı tanıyalım isterseniz. Merhaba Tayfun Hocam, tekrar hoş geldiniz. Tanıyabilir miyiz sizi? Merhaba, hoş bulduk. Ben de Ankara'dan, Türkiye'den tüm izleyenlere selam, sevgi ve saygılarımı iletiyorum. Ben Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde çocuk kardiyoloji uzmanı olarak çalışıyorum uzun yıllardır. Çocuk kalp hastalıkları ile ilgili her türlü tanı, tedavi, izlemle ilgili tüm konularda yetkin bir üniversitede, yetkin bir bölümde çalışmaya devam ediyoruz. Burada da sizlerle ve tüm izleyicilerle buluştuğum için emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Ayrıca ben de sizin gibi terörü ve ırkçılığı lanetleyerek programımızı devam ettirmeye, sorularınıza cevap vermeye çalışacağım. Çok teşekkürler hocam, bizi kırmayıp pazar gününüzü bize verdiğiniz için, programımıza katıldığınız için. Bu arada Ankara'da havalar nasıl hocam? Burada biz baharı açtık, havalar çok güzeldi. Burası soğuk. Yani ara ara kar yağdı ama şu an yağış yok ama oldukça soğuk. Ankara'nın ayazı biraz meşhurdur. Evet evet meşhurdur. Evet, yani güneşli bir hava var ama oldukça soğuk, don ve buzlanma var. Evet. Ama yine de fena değil. İyi şu an. Tekrar teşekkür ediyorum hocam sizinle. İnşallah bundan sonra da diğer programlarımızda herhangi bir şeyde bizimle olursunuz. Bu bizi çok mutlu eder. Diğer konuklarımızı geçelim, tanıyalım hemen. Aysel Hanım hoş geldiniz öncelikle. Sizi tanıyabilir miyiz? Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Ben Aysel Yalçın. Evet. Bielefeld'de ebe olarak çalışıyorum. Aile ebesiyim. Anne eğitimi yapıyorum diyebilirim. 0-3 yaş arası çocuk bakımını, onların çocuklarını büyütürken nelere dikkat edebilecekler, hamileliklerini en iyi şekilde geçirebilmeleri için yardımda bulunuyorum. Bu arada 2 sene önce aşağı yukarı diyeyim bir kitap çıkarttım. Anılarımı yazıyorum. Yaptığım bugüne kadarki tecrübelerimi biraz yazmaya çalıştım. Anne, çocuk, kitap, hayatımız bu şekilde çok olay yani, oradan başlıyor. Evet, dünyaya ediyoruz. Geldiği andan itibaren sizlerin bilgisi bizim için çok değerli olacak. Burada da Aysel Hanım'dan çok önemli bilgiler alacağız. Sağlıklı gebelik ve tabii ki kitabı hakkında da çok da güzel bir kitap. Güzel bir sohbet eşliğinde bir programımız olacak inşallah. Ve sevgili Sayın Hasan Bey hoş geldiniz siz de. Sizi tanıyabilir miyiz? Ben Hasan Biçici, yaklaşık 14 yıldır Almanya'da yaşıyorum.
Türküz kurma olaraktan tüm Avrupa'ya Anadolu'nun el değmiş anne lezzetinde ürünleri birçok şehirlerde gerek market gerek restoranlarda satışını yapmaktayız. Evet, biz de Türküz Gurme'yi hafta içinde ziyaret ettiğimizde bizim çok hoşumuza gitti sevgili seyirciler. Değişik, Almanya'da pek bulunmayan. Bunu da inşallah Hasan Bey'den öğreneceğiz. Hedefleri nedir Türküz Gurme'yi olarak kendisinden öğreneceğiz. Hocam isterseniz sizinle başlayalım sorularımıza. Öğrenmemiz gereken, bilmemiz gereken çok şeyler var çocuk kardiyolojisiyle ilgili. Doğuş kalp hastalıkları hangi sıklıkta görülür? Önce oradan başlayalım mı hocam? Tabii. Şimdi çocuk kalp hastalıkları erişkin kalp hastalıklarından oldukça farklıdır. Hani benzer özellikler taşımakla birlikte çocuk kalp hastalıklarının büyük bir kısmı doğuştan doğduğu zaman var olan hastalıkları kapsar. Doğuştan kalp hastalıklarının görülme sıklığı yaklaşık 1/8, yani kabaca her 100 çocuktan her 100 bebekten birinde doğuştan kalp hastalıklarını görüyoruz. Ancak bu zaman içerisinde tedavi gerektiren hastalık oranı daha azalmakta. Ama yaklaşık 100 çocuktan birinde bu çocuk doğuştan kalp hastalıklarını görüyoruz. Evet. Anne karnında tespit edilebiliyor mu hocam doğuştan kalp hastalığı? Evet, şimdi doğuştan kalp hastalıkları çok geniş bir spektrum aslında. Bunların bir kısmı kendiliğinden düzelebilecek doğuştan kalp hastalığıyken bir kısmına müdahale edilmesi gerekir. Çok doğar doğmaz tedavi edilmesi veya ameliyat edilmesi gereken hastalıklar. Bir kısmı da zaman içerisinde tedavi edilen hastalıklar. Yani çok ağırdan çok hafife kadar çok geniş bir spektrumu içerir. Bunların bir kısmı da doğduğu an muhakkak tanısının konmuş olması gerekir ki çünkü doğduğu günlerde veya haftalar içerisinde müdahale edilmesi gereken doğuştan kalp hastalıklarıdır. Bunlar da tüm doğuştan kalp hastalıklarının yaklaşık işte %10'unu oluşturmakta. Bu gibi durumlar için özellikle anne karnında bu bebeklerin tanılarının konması oldukça önemlidir. Bunlar için bazı risk faktörleri var. Yani anne karnında tanının konması için değerlendirilmesi gereken gebelerin, anne adaylarının saptanması için bazı kriterler var. Bu kişilere anne karnındayken fetal ekokardiyografi dediğimiz yani bir kalp ultrasonuyla bebekteki doğuştan kalp hastalıkları saptanabilmektedir. Bunların şöyle bir önemi var. Anne karnındayken saptanan bu anormallikler, kalp rahatsızlıklarının bir kısmı bebek doğduktan hemen sonra muhakkak tedavi gerektirdiği için bu bilinerek doğum yapar. Çocuk kardiyoloğunun, çocuk kalp damar cerrahının olduğu uygun merkezlerde doğum yapması sağlanır. Doğum yapıldığı zaman uygulanacak tedavi bilinerek doğuma girer. Onun gibi avantajları var. O yüzden bu gibi durumlarda muhakkak anne karnında tanı çok önemli ve artık tüm bebeklere anne karnında tanı koyabiliyoruz. Yaklaşık 16 ile 22. 24. haftalar arasında yaptığımız fetal ekokardiyografi dediğimiz tetkikle anne karnındaki bebeklerin tanılarını koyup izlemini planlayabiliyoruz. Hocam rutin bir kontrolde değil ama yani eğer ki hani şüphe ya da herhangi bir şeyde evet. Farklı bir yöntem ile tespit ediliyor değil mi? Evet. Normal hamilelik evet. Rutin kontrolünde değil. Şöyle rutin kontrolünde değil ama şimdi gebelerin rutin kontrolünde kadın doğum uzmanlarının yaptığı kontroller var. Şimdi bazı risk grupları var. Bunlar şöyle ki birincisi kadın doğum takiplerinde eğer kadın doğum uzmanı yaptığı ayrıntılı ultrasonda ayrıntılı ultrasonografi kadın doğum uzmanı veya radyologlar da yapmaktalar. Bunların ayrıntılı ultrasonunda kalple ilgili herhangi bir anormallik şüphesi varsa yani o kişiler bir anormallik hissederse bunun onlar için belli kriterleri var veya o gebe olan kadının
daha önce doğuştan kalp hastası bir çocuğu olmuşsa veya gebelik sırasında işte sıvısının fazla olması, az olması, bazı enfeksiyonlar geçirmiş olması gibi bazı riskler varsa veya tarama sırasında bazı genetik anormallikler saptanmışsa, yani belli bir risk grupları var bunlarda. Bunları, evet, kadın doğum uzmanları özellikle takiplerde bunları fark edip çocuk kardiyolojisine bu amaçla yönlendirirler. Yoksa tüm gebeler hemen ilk basamakta direkt çocuk kardiyolojisi tarafından değerlendirilmez. Zaten hani buna yetecek düzeyde çocuk kardiyoloğu yok zaten. Hı hı. Ancak daha önce doğuştan kalp hastası olan bir çocuğu varsa bir anne adayını, yine anne adayı eğer ileri yaştaysa, yani 35 yaşının üzerinde gebe kalmışsa veya annenin gebelik döneminde kullanmak zorunda olduğu, kullandığı bazı ilaçlar varsa, bir mesela epilepsi hastası olabilir, bazı ilaçlar kullanıyor olabilir, başka bazı antidepresanlar olabilir gibi bazı ilaçlar kullandıysa, gebelik sırasında bazı enfeksiyonlar geçirdiyse de yine biraz önce bahsettiğim durumlara ek olarak bunların muhakkak bir anne karnında bebeğin kalbinin değerlendirilmesi gerekir. Yani burada takibini yapan kadın doğum uzmanının yönlendirmesi çok önemlidir. Evet hocam, çok teşekkürler verdiğiniz bilgi için. Birazdan tekrar sizinle devam edeceğiz. Diğer konuklarımızdan da biraz bir şeyler alalım izninizle. Aysel Hanım. Buyurun. Aile ebesi. Aile ebesi belki Almanya'da yaşayanlar heybama olarak biliyor ama aile ebesi öncelikle hangi görevlere bakar? Bunu öğrenelim mi? Öğrenelim. Aslında 20 yılı aşkın bir dönemden beri var aile ebeliği. Evet. Yalnız pek her yerde, her bölgede olmadığı için biz, benim yaşadığım Bielefeld bölgesinde 2006'da bir proje hazırladık. Aile ebesinin normal ebeden farklılığı, aslında biz hepimiz yine ebeyiz. Aynı, evet, görevi yapıyoruz. Aile ebeleri ekstra yaptıkları bir eğitimle ailelerin sadece sağlık değil, psikososyal dediğimiz psikolojik ve sosyal alanda da bizim tarafımızdan bilgilendirilmesi, hatta yön göstermemiz. Kılavuzluk bir nevi. Kılavuzluk, evet. Koçluk da diyebiliriz koçluk, buna. Kılavuzluk. 0-3 yaş grubu için eğitim alıyoruz. Ben işte 2006 yılından beri bu görevdeyim. Biz sağlık dışında sosyal bölgede çalıştığımız için bizim ailelere gitmemizi sağlayan kurum devlet oluyor. Bu Jugendamt diyoruz. Evet, evet. İşte sağlığın dışında olduğu için. Aile ebeleri aileyi gözetlerken, daha doğrusu gözetleme de demeyeyim, yani koçluk yaparken anne, çocuk ve baba, üç kişilik bir gözlem yapmak zorunda kalıyor. Normalde anne işte çocuğun göbek bakımı, doğumdan sonra işte bebek nasıl yıkarız, nasıl bakım yaparız, nasıl emziririz, bunların yanı sıra, ki bu görevler zaten ebenin görevleridir, bunların yanı sıra aile çocukla nasıl ilişkiye girmeli, göz kontağını nasıl almalı, nasıl oynayabiliriz, 3 aylık bir bebekle neler yapabiliriz veya çocuğumuz büyüdükçe hangi kurumlarda ne kadar kurslar yapabiliriz, daha iyi yetiştirebiliriz, çocuğumuzla, gözümüzle nasıl konuşuruz, körpa kontak dediğimiz, evet, vücut dilini nasıl kullanabiliriz, onlarla paylaşımlarımızı nasıl mutluluğa çevirebiliriz. Anne ve baba olarak bu ruhsal iletişim dediğimiz iletişimi sağlamaya çalışıyoruz. Aynı zamanda anne babanın da psikolojisini takip alıyorsunuz değil mi? Evet, şimdi aile ebesinin farkı. Aile ebelerinin zaten belirli bir kriterleri vardır. Herhangi bir ailede o kriterler göründüyse, biz yalnız şöyle, herhangi bir kuruma tam bağlı çalışmıyoruz. Evet. Bizim için önemli olan o ailenin ihtiyacını saptamak. Bunun için zaten devletin kurumları var. Bu ihtiyaç saptandığında, bu hastalık olabilir, sağlık sorunları olan bir bebek olabilir,
özel ilgiye ihtiyaç, mesela Down sindrom gibi, evet, otizm, evet, gibi bebekler özel olabilir, değil mi? Özel çocuklar olabilir. Bunun yanı sıra annenin bağımlılığı olabilir. Maalesef. Bu bağımlılık dediğimizde sadece işte alkol, sigara değil, medin dediğimiz bu sosyal bir bağımlılık da var, biliyorsunuz. Evet. Bunlar da çok önemli. Evet, öyle medya mi? Bağımlılığı çok önemli. O derece çocuğunu ihmal edecek, bebeğini ihmal etkiliyor mu Aysel Hanım? Bağımlılık dediğimizde etkiliyor, evet. Ben bunu kendi bakım yaptığım ailelerde, evet, çok gördüm. Özellikle mesela anne emzirirken çocuğuna odaklanması gerektiğinin bile farkına varmadığını hissediyoruz bazen. Onlara o durumlarda işte nasıl mesela televizyonumuz bizim çok ailelerde, evet, işte girdiğiniz zaman televizyon sürekli açıktır. Bakılmasa da açıktır, evet, çok yanlış bir şey aslında. Yani sabah kalktıklarında, evet, el yüz yıkandığında ilk iş televizyonu açmaktır. Tabii ki televizyon çok güzel, işte sosyal medyada bir şeyler paylaşabilmek, paylaşılanları okuyabilmek, evet, görebilmek çok güzel. Ama bunların belirli bir sınırlarda olması lazım. Biz anneyle, bebekle işte emzirdiği sürece, bakımını yaptığı sürece televizyon, telefon gibi sosyal medya araçlarını öncelikle bir kapatmalarını sağlıyoruz. Ondan sonra karşılıklı konuşarak, göz kontağına girerek çocuğuna nasıl davranacağını, onunla nasıl o bağı yakalayabileceğini öğretiyoruz. Bunda bağımlılık var. Bunun dışında annenin psikolojik problemleri olabilir. Artı anne baba arasındaki geçim problemleri olabilir. Çok kardeşli aile olabilir. Yalnız anne olabilir. 18 yaşından küçük anne olabilir. Sizin 40 yaşında olabilir. Sizin ne kadar çok tecrübe vardır Aysel Hanım. Düşünüyorum da şimdi böyle siz konuştukça müthiş bir gördüğünüz, yaşadığınız, topladığınız, evet, olaylar vardır. Sizinle bir özelde bir sohbet edelim. Ben İnşallah. Çok severim bu sosyal konuşmayı. İnşallah. Evet. Yani ama yani dünyada bir varlık geliyor ve sanki dünyada ilerledikçe de bağımlılıklar mı çoğalıyor? Yani ben hiç düşünemezdim şimdi siz deyince, bir eline telefon, yani bebek gelmiş dünyaya, elinizde telefon veya bir teknoloji bağımlılığı veya bir medya bağımlılığı. Çok üzücü bir şey. Çok etkiliyor. Aslında, evet, eğer bu konuyu gerçekten derinlere indiğimiz zaman, evet, biz bazı ailelerde, ben kendim de yapıyorum bunu, ailenin kendi telefonuyla veya varsa videosu, kamerasıyla aileyi, anne veya babayı çocuğa bakım yaparken, çocuğu emzirirken video çektirtiyorum. İkimiz karşılıklı bu videoyu değerlendirdiğimizde kendi hatalarını kendileri bile görebiliyorlar. Şimdi düzeltilmeyecek hiçbir şey yok. Medya çok önemli, sosyal hayat çok önemli ama, peki, sınırları korumak çok da burada önemli. Çünkü bebeğimizi yetiştirirken biz niye çocuk sahibi oluyoruz, niye, evet, onları büyütüyoruz, bunun bilinci altında yaptığımız zaman, kendimize ve çocuğumuza değer verdiğimizde zaten bizim amacımız yerine geliyor. Bu bağımlılık, şöyle söyleyeyim, mesela sigara bağımlısı bir anne bir tane de içse, 10 tane de içse normalde evinde çocuğuna zarar verebilir. Biz bu annenin bunu bırakamayacağını da düşünerek en uygun şekilde çocuğuna hissettirmeden bunu nasıl yapabilir, bunları öğretiyoruz. Veya alışveriş bağımlılığı var. Yani bağımlılığa kaldığımız zaman insanların bazı sınırları zorladığı konular oluyor. Bu konular çok enteresandır aslında ailelerde. Küçük şeylerdir. Gözle görülmez ama ileride etkisi çoktur. Bebekken fark etmezsiniz. Bebek işte televizyonun karşısında uyur, ninni gibi gelir ona. Sadece benim çocuğum çok uslu. Aynen. Ama okul döneminde işte çocuğun hareketlerinden, konsantrasyonunu, evet, düzgün tutamadığından, derslerine ilgi toplayamadığından, daha sonraki hayatında da büyüdükçe de veya delikanlı olduklarında da görüyoruz. Gördüğümüzde de, evet, evet, tabii ki. Aynı zamanda çok da kutsal bir görev. Allah sizlere sabır versin Aysel Hanım, gerçekten. Tamam. Birazdan da sağlıklı gebeliğe geçeceğiz sevgili seyirciler ama ondan önce ben Hasan İçici Bey'le de konuşmak istiyorum biraz. Türküs Gurme'yi biraz ilk başta konuşalım isterseniz. Türküs Gurme nedir? Şimdi Türküs Gurme diyoruz ama gurme kelimesini de belki birçok izleyicimiz yeni de duymuş olabilir. Bu Türküs Gurme nasıl tanıyalım? Türküs Gurme Köln bölgesinde 1000 metrekare alanına kurulmuş. Pulheim bölgesinde yaklaşık 40 çalışanımızla çiğ köfte, içli köfte, evet,
sarma, mantı, sigara böreği. Yani el emeği daha çok hem zaman açısından hem de yapımı zor olan birçok ürünü seçtik. Bunları yaparken zaten bütün bulgurdan, salçasından tutalım. Bütün ürünlerimiz Türkiye'de Anadolu'nun topraklarında Anadolu lezzetiyle geldi. Yani evet. Onlarla da yani daha çok bunda ev kadınlarımızın aslında yükünü hafifletecek bir ürün çeşitliliği. Yani yapımı hem zordur hem de çok zaman kaybettirir açısından. Türk Üskürme ile birçok Avrupa'nın ülkesine dahil başlıca içli köftemiz olmak üzere marketlerde de olsun. Bunu satışa sunmaktayız. Yani bunun yapımını da 5 dakikalık bir yapım süresince yani Anadolu lezzetiyle direkt sofralarımıza sunabiliyoruz. Evet. Şurayı üzerine düşelim mi isterseniz Hasan Bey? Hani çiğ köfte her yerde var, içli köfte her yer var. Hayır, gurmenin özelliği Anadolu'dan gurme demek damak lezzeti yani yani daha çok yemek lezzetinden anlayabilen kişilere aslında söylenir. Yani onun için aslında ürünlerimiz de daha çok aslında sadece karın doyurmak açısından değil de yani keyifli yemeklerde keyif alaraktan yenilecek ürünler diye düşünüyorum. Gurmet ismiyle de birleştirdik yani. Aradaki fark da odur kesinlikle. Yani, daha özentili işte malzemesini daha özentili seçerek hani sürümden tabii. Değil de bu toptancı değil de mesela bulgurunu dediğiniz gibi vesaire bu gibi içine girecek olan malzemeler daha özenle seçilen bir yer diğer fark ede diğer hani çiğ köfteyi de işte farkı soracak olursa seyircilerimiz. Evet, gurme olarak biz de hani Türkiye'de çok gezerken görüyoruz gurme falan diye de bu herhalde bu bölgede siz ilksiniz Türkiye'si gurme olarak siz açtınız değil mi? Evet, yani bunu bu branşta daha çok yani seri üretim biz içli köfteye günlük ortalama 50 bin adet üretim kapasitesindeyiz. Yani bu adette bu sayıda bu profesyonellikte Avrupa'da şu an için tekiz. İnşallah da ben seviyorum gastronomide değişik işler çıkmasın. Onu da konuşacağız gastronomi. Yani sürekli Avrupa'da hep aynı mı yoksa değişikliğe hazır mı? Neden değişiklik olmuyor? Onu da birazdan Hasan Bey'le inşallah devam edeceğiz, konuşacağız. Ama hocamı saat 12'de veda edeceğimiz için hocamızın üzerine biraz bilgi konuşalım istiyorum. Hocam oradasınız değil mi? Görmeyince sizi kayboldunuz zannediyorum. Devam edelim isterseniz hocam biraz. Bebekler dünyaya geldiğinde kalp hastalıkları belirtileri. Yani anne baba ebeveyn hangi arada hangi şeyde bir bulguda doktora götüreyim demeli. Evet. Şimdi bebek doğduğunda doğuştan kalp hastalığı olan bebeklerdeki en önemli bulgular doğduktan sonraki dönemde bir morarma. Bebeklerin doğduğu anda veya doğduktan 1-2 hafta sonra morarmaya başlamaları önemli bir kalp rahatsızlığının belirtisi olabilir. Morarmayla birlikte özellikle 1-2 hafta sonradan başlayan hızlı nefes alıp verme, hızlı nefes alıp yeterince beslenememe, özellikle bunlarda kalp yetmezliği gelişen çocuklarda çok sık gördüğümüz bir şey. Bu genelde bazen 2 haftadan sonra bazen de 1 aydan sonra görülmeye başlar. Tabii bunlar önemli kalp hastalığı olan çocuklar. Hepsinde bunlar olmaz. Morarma, hızlı nefes alıp verme, bununla birlikte beslenememe, kısa süreli emme, bir miktar emdikten sonra nefes nefese kalıp yorulup sonra memeyi bırakıp dinlenme, biraz dinlendikten sonra yine kısa ve az süreli beslenme, emerken, beslenirken terleme, yorulma, bunlar kalp rahatsızlığının belirtileri olabilir.
Yine izlemlerinde yetersiz kilo almaları çocukları. Yine izlem sürecinde sık sık akciğer enfeksiyonu geçirmeleri. Bunlar doğuştan kalp hastalıklarının bebeklerde, daha çok ilk bir yaşın altında, 6 ayın altındaki bebeklerde sık gördüğümüz belirtiler olabilir. Saydığımız belirtilerin olması durumunda muhakkak ilk başta bir çocuk doktoruna başvurulması, orada da ilk değerlendirme sonrası gerek görülürse bir kalp patolojisi, bir kalp hastalığı düşünülmesi durumunda da çocuk kardiyolojisine yönlendirilmesi gerekir. Yine çocuk kalp hastalığının belirtilerinden biri de normal rutin muayeneler, kontroller sırasında üfürüm duyulmasıdır. Üfürüm kalpteki açıklıkların, yani halk arasında delik diye tabir edilen durumlarda, kalp kapaklarında darlıklar, yetersizliklerin olduğu durumlarda ve yine başka damarlar arasında açıklıklar olduğu durumlarda duyulan bir sestir. Bunların bir kısmı masum üfürüm diyoruz. Yani kalpte sorun olmadan duyulan ses, ama bir kısmı da bir hastalığın belirtisi olarak duyulabilir. Bu doktor kontrollerinde belirtilen üfürümlerin duyulması, özellikle masum olmayan üfürümlerin duyulması da bir kalp hastalığının belirtisi olabilir. Bu durumda da muhakkak yine bir çocuk kardiyolojisine başvurulması gerekir. Tabii çocuklar büyüyen bir organizma, canlı, erişkinler gibi değil. Her yaşın kendine özgü özellikleri var. Kalp hastalığının ilk bir ayda, ilk 6 ayda, ilk bir yıldaki belirtileriyle daha sonraki yıllardaki belirtileri daha farklı olabilir. Biraz daha büyük çocuklarda erken yorulmalar, akranlarından geri kalmalar, oynarken oyunlarını erken bırakmaları, yine göğüs ağrıları, bu çocuklarda yine büyüme gelişme geriliği bir kalp hastalığı belirtisi olabilir. Yine bu çocuklarda bayılmalar, özellikle egzersiz yaparken, oynarken, spor yaparken bayılma ve göğüs ağrıları yine bir kalp hastalığının belirtileri olabilir. Ve bu, hani, her yaş grubu için farklı belirtiler söz konusudur. Özellikle aktivite sırasında daha büyük çocuklarda, spor yapan çocuklarda spor sırasında olan göğüs ağrısı ve bayılmalar çok önemli kalp rahatsızlığın belirtileri olabilir. Bunların hiç ihmal etmeden muhakkak hekimlere başvurması gereklidir. Yine belki daha sonra konuşacağız ama romatizmal kalp hastalıklarına ait belirtiler olabilir. İsterseniz şimdilik... Evet hocam, şimdilik aynen dediğimiz gibi reklam arasına gireceğiz. Evet. Çünkü bir dakikamız kaldı. Ve bölünmesin, bölündüğü zaman da sıkıntı olur, pek anlaşılmaz. İsterseniz reklamlardan sonra devam ederiz o konulara, önemli konulara. Şimdilik çok teşekkür ediyoruz hocam sizinle. Evet sevgili seyirciler, hemen bir reklam arası, zamanımızda ne çabuk geçti değil mi? Birden böyle çok çabuk geçiyor sanki. Reklam arasına gireceğiz şimdi, ama reklamlardan sonra tabii ki konuklarımızla tüm hızıyla programımız devam edecek. Siz bir yerlere ayrılmayın, en fazla çayınızı alabilirsiniz. Sonra yine ekran karşısında görüşürüz inşallah. Reklamlar. Tüm hızıyla devam ediyor, ama ben kısa bir hatırlatma yapayım. Ekrana yeni gelen seyircilerimiz için bugünkü konuklarımız Profesör Doktor Tayfun Uçar, çocuk kalp hastalıkları uzmanı. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesinden bizimle Skype üzere konuğumuz. Aysel Yalçın, aile ebesi, sağlıklı bir gebelik nasıl olur? Hasan Biçici, iş adamı, iş dünyasında başarılı vesaire diğer konuları da konuşmak üzere tekrar programımıza devam edebiliriz. Hocamla konuşmuştuk reklam öncesi. İsterseniz Aysel Hanım sizinle devam edelim. Çünkü gerçekten çok ilgi çekmeye başladı.
normal ebe ile aile ebesinin arasındaki fark da bayağı varmış. Aile ebesinin hizmetlerini konuştuk. Sağlıklı bir gebelik, isterseniz direkt gebeliğe geçelim. Sağlıklı bir gebelik nasıl olur? Sağlıklı bir gebelik önce annenin gerçekten hamile, yani bir bebek dünyaya getirme isteği var mı, orada başlar. Gerçekten bir insan bunu istiyorsa çok güzel, çok sağlıklı bir gebelik geçirebilir. Çünkü yaşadığımız her şeyde, her şey önce beyinde başlar, beyinde biter. Biz ona önce bir karar vermeliyiz. Ben anne olmaya hazır mıyım? Eğer ben anne olmaya hazırsam o hamileliğim zaten bir şekilde iyi geçecektir. Biz fizyolojik olarak düşündüğümüzde de hamileliğin ilk zamanından beri mutlaka beslenmemize çok dikkat etmemiz lazım. Beslenmemize dikkat edeceğiz dediğimizde illa sebze meyve olarak demiyorum. Dengeli ve yeterli beslenmeliyiz. Dengeli beslenmede bir sürü öğe vardır. Bu öğelerden her bir şeklinde mutlaka alınması lazım. Yani siz her gün balık yerseniz çok dengeli beslendiniz diyemiyoruz. Her üründen, etten, balıktan, süt ürünlerinden, işte tahıllarımızdan, sebze ve meyvelerimize kadar dengeli beslenmeliyiz. Bunun yanında folik asit çok önemlidir. Folik asit alımları şu günümüzdeki hamile annelerimizin çok güzel işte okuma imkanları olduğu için, sosyal medyada takip edebildikleri için birçok alabildikleri vitamin kapsamlı folik asitler vardır. Bunları kullanabilirler. Günlük folik asit alımı yaptıklarında özellikle başka bir şey yapmaya gerek yok. Spor çok, yani spor olarak demeyeyim, mutlaka yürüyüş yapmalılar, temiz havaya çıkmalılar. Anne baba olarak, çünkü hamileliği anne yaşasa bile baba da yanında aslında yaşıyor. Çünkü biz kadınlar anne oluyoruz, onlar da baba oluyor. Biz bunu bazen unutuyoruz hamilelik hatta döneminde. Hatta kilo alımı bile aynı oluyormuş, öyle değil mi? Erkekler kadınlardan daha fazla kilo alıyor. Öyleymiş gerçekten hamilelik döneminde. Gerçek öyleymiş. Ama o tabii. Çok çünkü onlar da bir şekilde hazırlanıyor. Doğa bize hazırlıyor aslında aile olmaya. Biz sadece sakin bir şekilde pozitif düşünerek, birbirimize iyi davranarak çocuğumuzu iyi beklememiz lazım. Hamilelik süreci doğanın verdiği bir, aslında o kural kendiliğinden yürüyor. Biz engel olmazsak. Beslenmemizde işte ne bileyim normal her türlü hareketimizi yapabiliriz. Yürüyüşlere çıkabiliriz. Karı koca ilişkilerimiz aslında çok güzel olabilir. Biz bunlara zarar vermezsek, engel olmazsak hamilelikte pek başka bir şey yapmaya gerek yok. Sadece günü yaşamak, anı yaşamak, çocuğumuza kendimizi hissettirmemiz gerekiyor. Şunu anladım. Biz hep her programımızda çocuk eğitimine çok önem veriyoruz. Hani çünkü çoğu şeyin çocuk eğitiminden, eğitim hayatından başladığını, başarısını, ileriki hayatını ve dünyada yaşadığımızın kötülüklerini de oradan engelleyebiliriz diye düşünüyorum ama bu programda sizinle konuştuktan sonra şunu anladım. Hayır, biz çocukluktan değil de aslında daha da onun öncesi varmış. Yani anne babanın olan ilişkisinden, anne karnında ki yaşadıklarını, evet onu da sormak istiyorum size direkt konu açılmışken. Şöyle bir duyum var, hani anne karnında yaşanılan çocuk gerçekten hisseder mi? Ona göre bir çocuk mu olur? Yani bunun faktör doğruluk payı nedir? Hissediyor mu bebek anne şimdi karnında? Şimdi çocuklar belirli bir dönem sonra zaten duyuyorlar. Kendinizi denizde suyun altında hissedin, dışarıdaki sesleri duyarsınız. Aynı şekilde onlar da duyuyor. Bizim en küçük çağlarında bile bebeklerimiz belirli bir organ gelişiminden sonra oksijen alımını yapıyor. İşte anne suyunu içerek beslenmeyi öğreniyor. Bu arada duyuyor ve görüyor. Gözlerini de açıyor geliştikten sonra gözler. Hatta dışarıdaki ışığı fark edebiliyor. Biz bazen çocuklara o şekilde de ışıkla da yön gösterebiliyoruz. Duyum olayı çok yüksek olduğu için çocuk bizim konuştuğumuzu dili bilmediği için anlamıyor ama hissediyor. Hissediyor derken bizim iyi konuşup veya kötü konuştuğumuzu, kızdığımızı, kızmadığımızı, mutlu mutsuz olduğumuzu. Adrenalini hissediyor mu aslında? Tabii ki hissediyor. Korkuyor. Evet hissediyor. Çelişkiyi, mutluluğu. Evet hissediyor. Hepsini hissediyor. Belirli bir çağdan sonra, yani bu ilk trimenon demeyeyim ben bunu. Genellikle ikinci trimenondan sonra çocuğun yapısına da bağlıdır. Bu annenin hamilelikteki kendine bakımı da çok önemlidir. Evet, karnımızdaki çocuk bizimle beraber yaşıyor ve karnımızdayken de bizim yaşadıklarımıza
şahit oluyor. Yani biz eğer güzel bir hamilelik geçirirsek, güzel bir aile ilişkimiz varsa, karı koca ilişkimiz, o çocuk daha mutlu bir şekilde, daha rahat bir şekilde dünyaya geliyor. Evet. Çok güzel bilgiler bunlar. Keşke gönül ister ki bütün dünyadaki hamile kadınlarımız güzel günler geçirsin, hep güzellikler yaşayalım ama maalesef eğer ki olmuyorsa da işte Aysel Hanım gibi değerli insanlarımız var. En azından bu yönden de kılavuz olabiliyor bir şekilde. Çok teşekkürler Aysel Hanım. Hasan Bey, yapımcımız ve diğer moderatör arkadaşımız içli köfte istemişler. Getirmemişsiniz. İnşallah bir dahaki seferde içli köfte bekliyoruz sizi. Mutlaka. Sizleri de biz bekliyoruz. İnşallah biz geleceğiz zaten. Yani alıştık artık. Bir ayağımız da o taraflarda olur, sürekli o tarafa geldiğimiz zamanlar. Hasan Bey, Avrupa'da iş hayatında yeteri kadar yenilikler oluyor mu? Siz bir yenilik getirdiğiniz için gastronomi hayatına size direkt soruyorum bu soruyu. Yeteri kadar, çünkü her yerde aynı hani. İşte dönerci, restoran tarzı vesaire. Ya tam da yani iyi bir konuya değindiniz. Biz de zaten insanlara farklı bir alternatif yaratma çabasındaydık. Yani bunu da başardığımıza inanıyoruz. Yani tabii ki Türk mutfağı olaraktan gerek döner olsun, kebaplarımız olsun. Tabii ki fevkalade lezzetlidir. Yani ben de mutlaka tercihimdir. Ama tabii ki yani devamlılık açısından yani insanlar her gün döner, her gün kebap. Bir de yani çağımızda öyle bir gelişim yaşanıyor. İnsanlar da biraz daha böyle yani hem yemekte kalite, bir de daha çok yani sağlık açısından da öyle öne sürersek. Yani vegetar işe yönelen birçok müşteri potansiyelimiz var. Yani bunlar da Avrupa'da da aslında başlıca daha çok Almanlar diyelim. Yani biz bu işe başlarken aslında açıkçası hedef kitlemiz daha çok öyle yine Türk insanımıza hitabende. Yani zamanla Alman potansiyeliniz, Alman müşterileriniz çokmuş. Zamanla onu gördük ki yani Alman müşteriler daha yatkın ve yani bunun lezzetini tadını alan bir daha tekrardan geliyor. Gelirken tekrardan hani arkadaşlarıyla geliyor. Zaten bir de şey yani küçük organizasyon olsun, büyük organizasyon olsun evlere böyle bir catering tarzı bir hizmet de sunmaktayız. Evet, onu da konuşalım isterseniz. Aynen, organizasyon yani, kına geceli olabilir. Zaten biliyorsunuz tabii. Pandemiden dolayı tüm organizasyonlar kalktı ama inşallah sene sonuna doğru bir şekilde kısıtlama 100-200 olarak başlayacaktır diye düşünüyoruz. Öyle organizasyonlara da siz açık büfe şeklinde mi veriyorsunuz? Nasıl bir şey yapıyorsunuz? Nasıl bir hizmet? Yani isteğe göre, ister yani açık büfe olsun, isterse de yani bir şey yemek arası, meze tarzı gibi yine öyle gerek içi köfte olsun, içli köfte olsun, müşterinin talebine göre her ikisini de yapıyoruz. Evet. Yani bir de hayatı da biraz daha kolaylaştırıyoruz. Aslında alıp çabucak yenebilecek şey ama yani bizim kattığımız lezzetlerle şöyle diyelim hani fast food olaraktan yani gözükebilen bir ürün değil. Daha çok el emeğiyle olduğu için ayrı bir lezzet, ayrı bir tat yani. Kesinlikle arada çok fark var fast food'la sizin aranızda. Peki Türkis Gurme'yi ileride ne şekilde göreceğiz? Hedefleri nelerdir? Paketleme sistemine geçecek mi büyük şekilde marketlere? Şu an zaten yani tüm Avrupa'da yani yaklaşık tüm marketlerde ürünümüz raflarda yer almaktadır. Şu an itibariyle market üzerinde içli köftelerimiz mevcut. Hedef olarak da ürün çeşitlerimizi arttırıp bunu marketlere daha bir şey, farklı çeşitlilikle sunmak istiyoruz. Aynı zamanda da yani Avrupa'da ulaşamayacağımız ülke kalmasın istiyoruz. Yani büyütme, o çapta büyütme olur. Belki şimdi Köln ve Köln bölgesi ise Avrupa'ya açılacak derecede büyütmek istiyorsunuz, anladım. İnşallah Avrupa'nın her yerinde de Türkis Gurme'nin logosunu da görürüz marketlerde. Tabii ki bunun için de Alman
süpermarketler de var değil mi? Zaten yani çok kısa sürede. Çünkü sizin talebiniz daha çok müşteri kitleniz Almanlar evet. diye duyduk. Yani evet. çok kısa sürede Alman süpermarketlerde de yerini bulacak. Evet. Yani onlarla ilgili görüşmelerimiz var ve de gayet olumlu. Çok güzel bir şey değişiklik olarak görüyorum. Biz hani değişiklik tarafı Türkiye'ye gittiğimizde yani Türkiye müthiş derecede gastronomi de değişiyor ve çok renkli yerler görüyoruz. O yüzden de istiyoruz ki böyle Avrupa'da da en azından tam orası kadar olmasa da biraz bir nebze de olsun yenilikler olsun burada. Hasan Bey de o yeniliği yapmış, ilk adımı atmış. İnşallah Avrupa'nın her yerinde güzel bir şekilde görürüz. Ben müsaadenizle hocamla biraz devam etmek istiyorum. Çünkü saat 12'de onu veda edeceğiz. Ve çok sorularımız var çocuk kalp sağlığıyla ilgili. Hocam oradasınız değil mi? Buradayım, evet. Tamam hocam. Devam edelim isterseniz. Sizin de değerli zamanınızı saat 12'de biliyorsunuz ayrılacağız. O yüzden daha çok sorularımız var ama bir şekilde sığdırırız diye düşünüyorum. Kalp hastası çocuğun normal bir yaşam sürmesi mümkün müdür hocam? Şimdi kalp hastası çocuğun normal bir yaşam sürmesi mümkündür. İlk önce bunu söylemem lazım. Doğuştan kalp hastalıklarının bahsettiğim gibi çok geniş bir spektrumu var. Ancak bu çocukların çok büyük bir kısmı tedavi olduktan sonra yaşamlarını normal bir şekilde devam ettirebilirler. Az bir kısmına daha böyle kompleks operasyonlar, ameliyatlar geçirmesi gereken az bir kısım biraz daha bazı önerilerle dikkat edilecek bazı konularla yaşamını devam ettirirler. Ancak birçoğu bizim önerilerimiz, bazı tedavilerimiz sonrası normal hayatlarını devam ettirebilirler. Böyle, kısaca böyle bir cevap verebiliriz. Evet hocam, isterseniz tedavi şekillerine de biraz geçelim. Kalp hastalıklarının tedavileri nasıl olur? Bu konuda da bizi aydınlatırsanız sevinirim. Evet. Şimdi doğuştan kalp hastalıklarının bir kısmı, çok az bir kısım tabii ki bunlar, doğduktan sonraki ilk bir ay içerisinde müdahale edilmesi gerekir. Bunlar önemli kalp ameliyatları geçirmesi gerekebilir az bir kısmına. Bir kısmı ilk yaşamlarının ilk bir yılı içerisinde bir operasyon veya anjiyografi dediğimiz kalp kateterizasyonu ile bir tedavi gerekebilir. Ve bunların bir kısmını da sadece ilaç tedavileri uygulayarak zaman içerisinde, bunların bir kısmı çünkü kendiliğinden düzelebilen kalp rahatsızlıklarıdır. Zaman içerisinde kendiliğinden düzelebilirler. Ve bir kısmına da sadece kapalı yöntemler denen işte anjiyografik yöntemlerle tedavi edilerek izlenebilir. Tabii bu kalp hastalığının türüne ve şekline göre değişir. Buradaki asıl önemli olan zamanında tanı konmuş olmasıdır. Sohbetimizin başında bahsettiğim belirtileri olan çocukların hızlıca tanılarının konulduktan sonra uygun tedavilerinin planlanması önemli. Ve o hastalığa göre de uygun tedavi planlandıktan sonra her şey yolunda gidecektir. Tedavi, yani evet. Hastalığa göre tedavi. Anladığım kadarıyla tedavi edilmemesi olan kalp hastalıkları da var. Yani kendiliğinden büyüdükçe değişen nedir bu hocam? Hangisidir? Yani tedavi, şöyle bazı kalp rahatsızlıkları var ki tam olarak düzeltilemez ve bazı geçici palyatif dediğimiz tedavi yöntemleriyle izlenebilir. Bunlar çok ağır kalp rahatsızlıkları. Bazıları da hayatla bağdaşmayacak düzeyde ağır rahatsızlıklar var ki bunların yani sadece tek tedavisi nakil. Onlar çok az bir kısmını oluştururlar bunlar. Çok büyük bir kısmı genellikle tedavi edilebilir. Çok az bir kısmı dediğim gibi tedavi edilmesi zor. Ama büyük bir kısmı değişik yöntemlerle ameliyat veya anjiyografi veya ilaç tedavileriyle tedavi edilebilir. Hocam kalp hastalıkları çocuklarda bu zamana kadar görülen ırsi yani ebeveynden genetik midir? Yoksa her çocukta olabilir mi? Şimdi bunun birkaç cevabı var. Doğuştan kalp hastalıkları genelde multifaktöriyel diyoruz. Yani birçok faktöre bağlı.
birçoğu öyle. Tam olarak bir sebeple ilişkilendirilemez. Ama bazı kalp rahatsızlıkları var ki genetik geçişlidir. Aileden, anneden, babadan veya aile bireylerinden bir şekilde genetik olarak geçmesi söz konusu. Bunları biliyoruz biz. Zaten ailelerde bu hastalıklar varsa işte çocuklarda da bundan olabileceğini bazı ailelere söylüyoruz. Direkt genetik geçişli olabilenler var. Aile içerisinde daha yoğun görülebilen rahatsızlıklar var. Yani doğuştan kalp hastalığı öyküsü olan mesela bir annenin çocuğunda normalden 4-5 kat daha fazla oranda doğuştan kalp hastalığı görülme riski vardır. Bunun gibi direkt geçişli veya o aile içinde yoğunlaşmış doğuştan kalp hastalıkları da söz konusu. Birçoğu da ama hiçbir genetik geçiş olmadan, hiçbir sebebini bilmeden direkt çocukta görülebilir. Bazen yeni mutasyonlar sadece bebekte olabilir. Yani ancak genetik geçiş normal popülasyona göre doğuştan kalp hastalıklarında daha önemlidir. Yine akraba evlilikleri de birçok doğuştan kalp hastalığı için bir risk grubu oluşturmaktadır. Evet, hocam seyircimiz sormuş. Anne rahmindeyken beslenme sıkıntısı yüzünden oluşan bir kalp hastalığı oluşabilir mi? Bir izleyicimiz soruyor. Yani genel olarak beslenme bozukluğu bir gebelikte hani söz konusuysa o tabii ki annenin ve bebeğin beslenmesinin gelişme geriliğine ait bazı bulgular olur. Ancak direkt özellikle iyi beslenmediği için şu kalp rahatsızlığı olur diye belirteceğimiz bir kalp rahatsızlığı yok. Ancak bebekte genel olarak bir gelişme geriliği söz konusu olacak. Sıkıntı oluşabilir. Herhalde bazı hamileliklerde hiçbir şekilde mide bulantısından yemek yenilmiyor. Onu kastetmiştir seyircimiz diye düşünüyorum. Orada özellikle bahsedeceğimiz bir kalp rahatsızlığı söz konusu değil. Evet hocam. Aileler nelere dikkat etmeli kalp hastası çocuklarında? Yani özellikle belirtilerinden bahsetmiştik sohbetin başında. O belirtiler varsa çocuk doktorlarını onların yönlendirmeleriyle de gerekirse çocuk kalp doktorlarına gideceklerdir. Dediğim gibi bu çok geniş bir spektrum olduğu için her hastalık için takip kriterleri farklı, takipte dikkat edilecek şeyler farklı. Ancak tanı kısmı çok önemli. Bahsettiğimiz belirtiler varsa doktora başvurmaları çok önemli. Tanı konduktan sonra da hekimleri zaten nelere dikkat edeceğini ayrıntılı bir şekilde anlatacaklardır. Çünkü her hastalık için farklı özellikler söz konusu. Evet hocam, son 3 sorumuz kalmış. Son 3 dakikamız kalmış aynı zamanda. Onu da hemen hızlı bir şekilde alırsak çok sevinirim. Romatizmal kalp rahatsızlığı, bu konuda bize biraz bilgi verir misiniz? Evet. Şimdi romatizmal kalp rahatsızlığı özellikle sosyoekonomik düzeyi daha düşük gelişmekte olan ülkelerin çok ciddi bir sorunudur. Bu bir boğaz enfeksiyonu, beta-hemolitik streptokok dediğimiz, halk arasında beta enfeksiyonu diye geçer. Enfeksiyondan sonra yaklaşık 3-4 hafta sonra akut romatizmal ateş dediğimiz hastalık görülür. Ve bu eklemler, en sık eklemlerle birlikte kalp ve kalbin özellikle de kapaklarını tutar. Bu dediğim gibi daha çok kalabalık toplumlarda ekonomik düzey biraz daha düşük, sağlık hizmetlerinin daha az olduğu toplumlarda çok sık görülen bir sağlık sorunudur aslında. Avrupa ülkelerinde bu oldukça nadir. Ancak mesela Türkiye'de de oldukça hala yüksek oranda görüyoruz. Özellikle hijyenin, kalabalık birlikte yaşama, okullar ve orada hijyenin iyi olmadığı durumlarda daha sık görüyoruz. Önerimiz şu şekilde olabilir. Özellikle boğaz enfeksiyonları, ateş, boğaz ağrısı gibi boğaz enfeksiyonlarının ihmal edilmemesi, özellikle 5 ile 15 yaş grubu çocuklarda. Bu gibi durumlarda bir beta enfeksiyonuysa muhakkak 10 gün antibiyotik tedavisinin kullanılması bunu önlemedeki en önemli noktadır. Muhakkak boğaz enfeksiyonunda doktoruna başvursunlar ve bir beta enfeksiyonuysa 10 gün aksatmadan
antibiyotik tedavisini alsınlar ki romatizmal kalp hastalığı gelişmesin. En önemli nokta bu. Böyle kısaca cevaplayabiliriz. Evet hocam, kalp deliği ölümcül müdür? Yani kalp deliği dediğimiz şey, yine konuşmuştuk. Kalp deliği aslında bulunduğu yere göre değişir ve deliğin bulunduğu yer deliğin büyüklüğüne göre de değişir. Değişir, tedavi şekli de değişir. En tatlı da ölümcül değildir tabii ki, tedavi edilebilir. Evet, Tayfun hocam, ben size çok çok teşekkür ediyorum bugün. İyi ki programımıza katıldınız. İyi ki bizi bu şekilde, inşallah ileride de görürüz sizi programımızda. Almanya'ya geldiğinizde de inşallah görüşme fırsatımız da olur. Türkiye'ye kucak dolusu selamlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun hocam. Ben de çok teşekkür ederim. İyi günler diliyorum. Türkiye'den selam, saygılarımı ve sevgilerimi iletiyorum. Selamlar, saygılar bizden hocam. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın hocam. Sağ olun. Evet, hocamıza da çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten önemli bilgiler verdi ki kalp çocuk hastalığı, bir gazetede okudum, o da hastalıklar mı çoğalıyor bilmiyorum. Artık da dünyanın doğası da kötüye gittikçe bir nevi hastalıklar sanki çoğalıyor. Ya da biz hani ilgilendiğimiz için hep karşımıza mı çıkıyor bu hastalıklar? Biz ilgilendiğimiz hani. Müthiş derecede çocuklarda kalp sorunu yaşayanlar var doğumsal olarak. Siz nedir? Sizin var mı öyle bir teşhisiniz? Tabii biz de ebe olduğumuz için doğumlardan sonra işte hocamızın dediği gibi bu kalp deliği, işte kalbi delik çocuk falan diye toplumda konuşulur ama yani çok büyük bir rahatsızlık değildir. Kendiliğinden iyileşebilir. Biz takiplerimizde işte özellikle yüz bölümünde mor artılar veya işte çocuğun terlemesi, artı kilo alamaması gibi durumlarda biz de onları kalp uzmanlarına gönderiyoruz, yönlendiriyoruz. Zaten biliyorsunuz Avrupa'da çocuklar doğumdan itibaren muayeneleri, kontrolleri var. U1, U2'ler dediğimiz. Evet, 18 yaşına kadar belirli bir düzeyde kontrol oluyorlar. Ama ilk dönem, birinci yıl zaten çok sık muayene oldukları için yakalanıyor. Yakalandığında da bu tür rahatsızlıklar gideriliyor. Ama hani çok sık gördüğümüz bir olay değil kalp, daha çok bebeklerde olduğunda da çaresi olan bir olay. Onun için hani çok böyle kalp bize çok ağır gibi geliyor ama başka problemler de var. O da iç huzur problemleri aslında. Şöyle bir şey düşünüyor musunuz bilmiyorum ama bir şekilde de her şeyin başı eğitim değil mi Aysel Hanım? Yani eğitimli bir anne olmak. Yani şimdi hocam da bahsetti yani belirtiler, dudak, yüz mor artısı vesaire şu bu. Şimdi buna hazır değilsek, bilmiyorsak eğer, hiçbir şey bir şekilde o çocuğa da yardımcı olamayız. Nereye bakarsak bakalım hep eğitim çıkıyor biliyor musunuz? Her Az önce demiştim ya, önce anne olmak istiyor muyuz? Eğer anne olmak istiyorsak zaten biz kendi kendimize eğitebiliriz. Biz benim en büyük buradaki aile olmak, anne olmak, bir çocuk yetiştirmek isteyen insanlara en çok söylediğim şey, lütfen okuyun. Yani şimdi abartmadan, bazı şeylere çok kafaya takmadan mutlaka kendilerini eğitmeleri lazım. Eğitim okumakla olur. Okudukları sürece bazı şeyleri tabii ki deneme yöntemleri de gelecek daha sonra çocuklarını eğitirken, ama önce okumalı. Okuduğu zaman bir şey anlayabilmeli. Eğer gerçekten zevkle o konuyla ilgileniyorsa, özellikle bebek gelişimi, bebek eğitimiyle, mutlaka deneyecektir. Bu denedikçe de doğru yolda olduğunu hissedecektir. Bu şekilde de zaten çocuğunu anne hep hisseder. Bu aralarındaki anne çocuk bağı deriz biz onu. Çocuğun dediğimiz anne instinkti o mu oluyor? Evet, instinkt dediğimiz şey, anneler mutlaka 3000 kilometrede de olsa çocuklarının nasıl olduğunu hissederler. Bu aradaki duygusal bağdır. Zaten biz yeni doğan bir bebeği dışarıdan görmemize gerek yok. Anne de baktığında çocuğunda herhangi bir rahatsızlık olup olmadığını hissedebiliyordur. Tabii ki tanı koyamaz. Onu bize ilk başta koyamayız. Takip etmemiz gerekiyor. Bebeklerde yani fizyolojik rahatsızlıklar gözle görülebilir ama gözle görülemeyen, bu özellikle anne karnında ve doğumda meydana gelen travmalar vardır. Bu tür psikolojik sorunları da
fark edebilir. Anne bunun eğer birazcık bilinçliyse, birazcık eğitimliyse veya kendisi okumayı seviyorsa, araştırabiliyorsa bu tür tanılarda da çocuğuna daha fazla yardımcı olabilir. Yardımcı olabilir, evet. Aysel Hanım, şöyle bir sorun değil mi? Yani biz millet olarak aslında çok az okuyan ama evet, her şeyi bilen bir toplumuz. Hani kesinlikle, bir de evet, şöyle bir durumla belki söz konusu, siz daha çok şahit oluyorsunuzdur, daha tecrübelisinizdir. Yani kendi çocuğundaki herhangi bir rahatsızlığı falan kabullenemeyen bir durum. Yani siz ona çok güzel bir noktaya değindiniz, siz evet. Siz şeyde herhangi bir çocuğu gördüğünüz zaman, yani bu çocukla ilgili bir psikolojik sorun var dediğiniz zaman, yani benim gözlemlediğim noktada, yani anneler falan, hayır benim çocuğum da öyle yok, ben biliyorum, evet, ben biliyorum, olsa bilirdim gibi bir şey, durum mutlaka söz konusu. Ama biz nasıl kabul ettiriyorsunuz Aysel? Şimdi aslında biz toplum olarak da, şimdi herhangi bir insan, biz psikoloji dediğimiz zaman çok korkuyoruz. Neden korkuyoruz? Ben onu da anlamıyorum. Ben eğitimlerimde, sohbetlerimde, çevremde her zaman için bahsettiğim şeydir. Yani insanın fizyolojikmen eli ayağı tutuyorsa, yani sağlıklı görünüyorsa, psikolojikmen de sağlıklı olmak zorunda. Beynimizin de rahat olması gerekmekte. Şimdi ben eğer psikolojikmen rahat değilsem, dıştan görünüşümle ne kadar iyi de görünsem, ben kendi çocuğuma bir faydam olmaz, topluma bir faydam olmaz. Eğer bir çocukta böyle bir şey varsa, evet çok haklısınız, biz toplum olarak kendimizdeki eksiklikleri görmeme gibi bir özelliğimiz o var. İşte yok mesela birisine lütfen git bir tedavi ol, bak iyi görünmüyorsun, bu depresyon olabilir, bugün belki bir ufak bir rahatsızlıktır ama gittikçe kötüye gidiyorsun dediğimizde bile, hayır ben deli değilim veya işte ben hasta değilim kendi gibi tanımızı kendimiz koyuyoruz zaten. Yani çocuklarımıza da aynısı. Biz çocuklarımıza fazla şey yapıyoruz. Beklentilerimiz çok yüksek. Yani bizim o çıtamız anne baba olarak çok fazla. İşte benim çocuğum her şeyi yapar. Benim çocuğum sağlıklı. Benim çocuğum normal. Aslında yani normallik ne demek? Önce o kavramı öğrenmemiz lazım. Biz ne kadar normaliz, bunu öğrenmemiz lazım. Biz çocuğumuza ne vermek istiyoruz? Yani benim anne çocuk ilişkisinde, özellikle psikolojik ilişkide, anne karnına geri dönüp bir de bu önümüzdeki 18 yılı düşündüğümüz zaman, 20 yıllık bir kavramda gerçekten bir anne baba olarak ben çocuğuma ne kadar neyi verdim, ne bekliyorum? En basit, biz, benim en büyük önerim, çocuklarınızı bir yaşında lütfen yani zaten evlerde, mutlaka Almanya'da yaşayan ailelere diyorum 0-3 yaş arası ana dilinizi kullanın. Hangi çok dili önemli bir nokta. Üçüncü bölümümüzde değineceğiz ona ve çağrımızı da yapacağız. İnşallah. Tamam. Çok da sevindim sizin de o şekilde konuya müdahil olacağınız için. Biliyorsunuz Türkçe okullarda Türkçe kaydı başlandı. Evet. O yüzden de buradan da hatırlatma gereği duyuyoruz. Önemini inşallah 3. bölümde de konuşuruz bol bol. Hatta kitabınızı konuşacağız. Evet. Ama tabii ki bir şey de reklamlardan sonra bu gebelikle ilgili onu da öğrenmek isterim tabii, kitaptan mutlaka. Önce. Evet sevgili seyirciler, tekrar bir reklam aramız var. Ama biz reklamlardan sonra tabii ki buradan devam edeceğiz. Hocamızı uğurladık ama Aysel Hanım, Hasan Bey bizimle. Çok güzel sohbet eşliğinde programımız devam edecek ama önce reklamlar. Siz de bizi sosyal medyada takip edin. Avrupalı Türklere özel hazırlamış olduğumuz programlardan, haberlerden, reklamlardan ve sürprizlerden haberdar olun. Avrupalı Türkler Kanal Avrupa izler. Evet sevgili seyirciler, reklamlardan sonra programımız tüm hızıyla devam ediyor. Konuklarımız Aysel Hanım ve Hasan Bey ile devam edeceğiz inşallah. Birazdan Türkis Gurme'yi diye bahsediyoruz sürekli. Şimdi seyircilerimiz de sormuşlar Türkis Gurme'yi nasıl bir yerdir? Bizim VTR'miz var. O VTR'yi de şimdi gireceğiz inşallah. Türkis Gurme'nin çekimleri çok da güzel bir çekim yaptı arkadaşlar. Siz de görün istiyoruz hep birlikte. Ondan sonra tekrar Hasan Bey ile Türkis Gurme'nin hakkında biraz daha konuşuruz. VTR'miz hazırsa girebiliriz VTR'mize. Önce VTR'mizi seyredelim, sonra devam ederiz.
36 yaşındayım. Yaklaşık 12 yıldır Almanya'dayım. Bir süredir de gastronomi alanında Anadolu'nun sofrasını bir nevi Almanya'ya getirmiş bulunuyoruz. Hasan Bey, ürünleriniz hakkında bilgi verir misiniz? Farkı denir. Ürünlerimiz Anadolu'nun, analarımızın el emeğiyle yaptığı ürünler meziyetinde tamamıyla fabrikalaşmadan dışında el emeğiyle yapılmış Anadolu lezzetleridir. Yani yapımı aynı zamanda çok emek gerektiren ürünlerdir. Hani gerek çiğ köfte olsun, içli köfte olsun, sarma, mantı, sigara böreği olsun. Bunları özenle bütün baharatlarda Anadolu'dan getirerekten bir lezzet katıyoruz. Daha çok yani farkımız fabrika dışında olup yani buna el lezzeti de kataraktan müşterilerimize sunuyoruz. Yani ürünlerimiz vegetarian olduğu için genelde yani tüm yani insanların damak lezzetine uygun şekilde yani belli bir müşteri bir kitlemiz yoktur. Yani yabancı müşterilerimiz de bunları çok severekten yiyorlar. Yani kendi tabii ki Türk insanlarımızla ilgi ve alakayla ürünlerimizi satın alabiliyorlar. İlk hedef kitlemiz Türk, kendi Türk toplumumuzu. Ama zamanla Alman müşterilerimiz çok daha bir yatkın oldular. Yani tadına bakanlar devamlı kendi arkadaş çevresiyle birlikte getirdiler. Yani şu an şöyle söyleyebilirim. Yani %80 müşteri kitlemiz Almandır. Yani bu da bizim için hem ürünlerimizi tanıtma açısından hem de yani ülkemizi tanıtabilme açısından gayet gurur verici diye düşünüyorum. Hedeflerimiz şöyle, yani bunu bir zincir haline getirip Almanya, Avrupa'nın birçok yerinde daha çok şubeler açmak istiyoruz. Aynı zamanda düğünler için olsun, doğum günleri, toplantılar için özel bir sunumla ürünlerimizi müşterilerimize iletmek istiyoruz. Kadınca özel bir indirimimiz var mı? Buradan neler söyleyebiliriz? Nasıl bir indirim yapabiliriz? Sizden neler bekleyebiliriz? Kadınca için bütün öncelikle kadınlarımızı bekliyoruz. Tabii anne lezzeti, anne tadında da olmasa bizim de lezzetimizi beğeneceklerinize inanıyorum. Kadınca için de bütün kadıncadan gelen kadınlarımız için de %50 indirimle bütün ürünlerimizi alabilirler. Wow, %50 diyorsunuz. Bunda da gerçekten %50 indirim yapabiliyor musunuz bizim için? Tabii ki. Türküz kırma olaraktan kadın kutsaldır, analarımız kutsaldır. Biz de elimizden geldiğince destek vermek isteriz. Tüm kadınlarımızı bekliyoruz. Evet, duydunuz sevgili seyirciler, %50 indirimle kadınca diyorsunuz ve geliyorsunuz Türküz Gurme'de alışveriş yapıyorsunuz. %50 indirimi kapıyorsunuz. İnanılmaz bir indirim. Sizleri bekliyorlar. Teşekkür ederiz. Evet sevgili seyirciler, Türküz Gurme'yi siz de gördünüz. Bu arada Hasan Bey, bayağı bonkörmüşsünüz. %50 kadıncadan geliyoruz derlerse eğer. Bence bu fırsatı kaçırmayın. Maşallah %50 de bu zamana kadar konuklarım, misafirlerimizden, gittiğimizlerimizden %20, %30 aldık da herhalde %50 de siz şeye ulaştınız yani en fazla. Sevgili seyirciler, bence bu fırsatı kaçırmayın. Köln-Pulheim şehrindeydi değil mi? Köln-Pulheim şehrinde. Ama ben sizinle bir konuyu daha konuşmak istiyorum. Haberlerde çıkmıştı. Sosyal bir aktivitede bulunmuşsunuz. Bizim çok hoşumuza gitti. Seyircilerimiz de bunu duysun istiyoruz. Nedir bu Hasan Bey? Biraz anlatır mısınız bu sosyal aktiviteyi? Şimdi şöyle, yani dünya zaten yaşaması artık maalesef ki zor bir hale geliyor. Yani bu durumda da daha zor şartlar altında yaşayan evsizlerimiz var. Bunlar bir de kış çok zor şartlar altında geçti. Evet, çok kötüydü. Yani yeni biraz daha bir havalar ısınmaya başladı. Biz de sokakta yaşayan insanları düşünerekten onlara elimizden geldiğince katkıda bulunmak istedik.
Yani bir süre boyunca... Görüntülerimiz de ekranda çıktı zaten. Evet, haberimiz. Bir süre boyunca evsiz vatandaşlarımıza öyle günün belli saatlerinde yiyecek, içecek... Köln, Pulheim'da mı yaptınız bunu? Nerede yoğunluk? Köln ana merkezde, Köln tren istasyonunda. Maalesef daha çok yaşadıkları bölgelerde. Yani orada evet, belli bir saatte orada toplanılıyor. Orada bir gerçekleştirdik. Yani dünya paylaşılırsa güzel diye düşünüyorum. Yeter ki paylaşmasını bilelim. Yani bir de aynı zamanda insan mutlu ettiği kadar mutlu olur diye düşünüyorum. Kesinlikle. Zaten demiş hayat paylaş, yani büyüklerimizden de gelen sözlerimiz var. Bizim onları örnek aldığımız, hayat paylaştıkça güzel. Kesinlikle. Ve gerçekten de bunu arkadaşımla da çok konuşuyoruz biz. Hani evrene ne verirseniz o size geri geliyor. Kesinlikle. Gelmese de siz kendinizi o kadar huzurlu hissediyorsunuz ki, sizi gerçekten çok tebrik ederim bu konuda. Biraz da şöyle mi oldu sanki bu pandemi döneminde iyi kalpler kötü kalpler ortaya çıkmış gibi oldu. Çünkü sizin gibi de Almanya'nın birkaç yerinde gerek üniversite öğrencim bir kızımız vardı. O işte yardımda bulunmuştu, torba yiyecek Bahnhof'takilere vesaire. Yapmak isteyen her bir şekilde fırsatını bilip, daha kötü bir dönemden geçiyoruz. Yüreği güzelse o insan onu sergiliyor. Umuyoruz sizin gibi düşünen inşallah daha çok yani insan, umarım, dünyada umarım, böyle iyilikler sarsın istiyoruz. Yani güzel umarım bir şey, ki yani dünya daha güzel bir hale gelir. Hı-hı. Öncelikle o insanlar yardıma muhtaç kalmaz. Evet. Eğer yardıma muhtaç kaldığında da yani imkanı olanların onları desteklemelerini istiyoruz tabii ki. İnsan olarak. Görevimiz aslında. Kesinlikle. Ama tabii ki bu görevin peşine gidemiyoruz. Bilmiyorum niye olmuyor bir şekilde. İnsan egosu mu geliyor artık, kötü kalbine mi esir düşüyor? O da artık araştırılacak bir durum ama istiyor ki günün herkes güzel düşünsün, güzellikler yaysın, güzel düşünelim, güzel yardımlar edelim, faydamız dokunsun. Ama maalesef olmuyor. Bu da dünyanın gerçeği. Üzücü de, güzel de haberler çıkıyor. Yapacak bir şey yok. Aysel Hanım. Buyurun. Sizin de güzel bir, genelde programımızın 3. bölümü böyle yapmış olduğunuz sosyal aktivitelerle ilgili çok veya mesaj varsa onları alıyoruz konu olarak. Sizin bir kitabınız var. Hatta ben kitabı direkt şöyle seyircilerimize de göstermek istiyorum. Benim ilgimi çok çekti. Zaten ismi çok ilgimi çekti. Benden bana kalan. Herkes bu soruyu bir kendine soruyor. Benden bana kalan nedir veya kendiyle yüzleştiği zaman. Öncelikle bu kitap fikri nereden aklınıza geldi, kitap yazmak? Nasıl bu birden böyle ben bir kitap mı yapayım? Duymalı mı gerekiyor insanlar? Yok, yok. Nedir sizi buna iten? Şimdi kitap yazmak öyle birden işte ben kitap yazayım demekle olmuyor. Ben kendim okumayı çok seven bir insanım. Kendim bildiğim bileli okuyorum ve kendim bildiğim bileli de aslında yazıyorum. Ben ilkokul çağlarından beri sürekli yazdığım şeyler vardı. Gençliğimde de yazdıklarımı anı olarak bir kenarda biriktirmiştim. Hep aklımda olan işte ben belirli bir yaştan sonra yaşlandığımda daktilomu alacağım, bir deniz kenarında oturacağım, yaşadıklarımı yazacağım diye böyle çocuklarıma bırakmak için yazmıştım. Son bundan işte 5-6 sene önce aşağı yukarı başladım. Yazdıklarımı bir kenara koyduğumda birkaç arkadaşımın da işte yazıyorum şeysine, işte ne zaman çıkacak kitap falan, böyle bir şakalaşmayla. Tesadüflerle dolu bir hikayesi var kitabımın. Çok büyük tesadüflerle bastırmaya karar verdik. Aslında normalde ben bu kitabı sadece çocuklarıma bir miras olarak, yani onların, annelerinin hayatını örnek alsınlar, okusunlar, güçlü olsunlar dediğimde neden sadece çocuklarınız olsun, herkes olsun dendi ve bana çok mantıklı geldi. Evet. Kitabımda hayattan çok büyük kesitler var ama en çok da bu işte Türkiye'den gelen gelinlerimiz, damatlarımız, burada başarıya imza atan insanlarımız, ayrıyeten Türkiye'de veya burada gençliğinde toplumsal sorunlarla yaşayan çocuklarımız ve çocuk eğitimi, benim yaşadığım tecrübelerim var. Bunları paylaşmayı konuşurken haklı buldum. Evet, paylaşmam gerek dedim. Çünkü ben yaşadıklarımla kendim mutluyum. Çocuklarım mutlu. Neden insanlar bir şeyler okuyup da belki mutlu olmayacaklar, bunlar da mutlu olsun diyerek böyle bir girişimle bulunduk.
Kitabı yazdık, okunsun istedik, okunursa okudukça okuturuz dedik. Evet. Bu arada da gençliğe ayrıyeten ekstra çocuklarımıza da yardım etmeye başladık kitapla beraber. Hem okuyalım hem okutalım hesabı. Kitapta projeniz var, onda inşallah konuşacağız. Ama öncelikle Aysel Hanım, bir seyircimiz bağlantı, telefon bağlantımız var. Size sormak istedikleri varmış. Onları alalım. Hatta bağlantıdan sonra şurada çok en son yazdığın şey çok hoşuma gitti. Tamam. Buradan böyle bir şeyler de okutturabiliriz size. Alo, merhaba, buyurun. Alo. Ben kendime söz geçiririm de işimdeki çocuk çok yaramaz. Yarım kalmış hayallerimin zillerini basıp basıp kaçıyor. Yaşım kaç olursa olsun içimdeki çocuğu dinliyorum. Hayallerimi yarıda bırakmıyorum. Çünkü daha hayallerime bir hayat borcum var. Yine içimdeki beni dinledim. Ümit ediyorum ki doğru yoldayım diye devam ediyor kitap. İyi günler Selda Hanımcığım. İyi günler. Hoş geldiniz Aynur Hanım. Teşekkür ediyorum. Bu güzel kitaptan bir küçük bir yazıyla devam etmek istedim. Ne güzel bir giriş yaptınız. İçimiz açıldı. Çok güzeldi. Ağzınıza sağlık. Kitap tabii ki Aysel Hanım'a ait. Herkese selamlıyorum buradan. Dışarısında çok güzel güneş var. Güneşli bir günden selamlıyorum herkese. Bizden de size. Evet, çok güzel. Burada da çok güzel. Aysel Hanım'ın kitabından bir yazıydı, evet, değil mi? Evet, hemen de evet. Tabii ki kendisi burada gülmeye başlayınca ben de anladım. Evet. Şimdi şöyle, Aysel Hanım'la küçük bir telefon görüşmemiz geçmişti. Kitap yazdığını duymuştum. Ben de kitap hastalığı var diyebilirim. Çok okurum. Okumayı çok severim. Kitabını rica etmiştim. Ben alırım kitabınızı dedim. Aysel Hanım ben gönderim kitabı dedi. İmzalayıp kitabını bana göndermişti. İnanılmaz güzel bir kitap. Evet. Bu kitabı sormak istediğim iki soru var aslında. Hani bu kitabı neden başlamak istedi? Ne zaman kitap yazmaya karar verdi bir? İkincisi, bu kitabın devamı gelecek mi Aysel Hanım? Teşekkür ediyorum. Aynur Hanım, selamlar buradan tekrar. Sizinle yüzle görüşemedik ama çok tatlı bir görüşme yapmıştık, evet. Şimdi benim kitabımı yazmamın sebebi, az önce de bahsettiğim gibi, çocuklarım aslında. Çocuklarımın benden bir şey kalması. Yani insanlar doğduğu gibi bu dünyaya geldiğimiz gibi göçeceğiz, gideceğiz. Kesinlikle, herkes işte çocuğum okusun der, çocuğuma araba alayım, çocuğuma ev alayım. Materyal düşünür. Evet, ben dedim ki ben çocuklarıma ne bırakabilirim bu dünyada? Bırakabileceğim şey benim anılarım, hayatım olur dedim. Zorlu bir süreçten geçiyorduk o dönemde. Çocuklarım da işte artık yetişkin olma dönemindeydi. Onlara bu kitabı yazdığım şekilde hediye edeceğim anda, neden herkes de çocuklarına işte birazcık da yaşadıklarımızdan güç alıp daha da iyiye gitsinler diye topluma da dedik yararımız olur belki. O sebeple çıkarttım. Zaten benim yazdığım, yani ben kendim bildim bileli yazdığım için, yazmak benim için çok güzel bir şeydi ve yapabileceğim en büyük heveslerimden bir tanesi de kitabım olmasıydı. Bir kitap diye yola çıktım. Ama bu kitabı yazdıktan sonra basım süresinde kitap evinin de, sağ olsunlar, onlar da çok destek oldular bu arada. Bana devamı gelecektir mutlaka dediklerine ilk başta inanmıyordum. Ama ben şu anda buradan da söyleyeyim. İkinci kitabımız yolda. Düzenlemeleri evet, yapılıyor. Evet, konuşacağız onu. Ben de merak ediyorum birazdan. İnşallah Nisan-Mayıs aylarında ikinci kitabım İnşallah. Geliyor. Aynur Hanım, söylemek istediğiniz başka bir şey var mı? Sizlere başarılar diliyorum, kolaylıklar diliyorum Selda Hanım. Çok teşekkür Program ediyoruz bağlandığınız için. Dolu dolu geçiyor. Aysel Hanım'a da başarılar diliyorum. Teşekkür ederim. Diğer kitap yoldaymış. Buna çok memnunum, çok mutlu oldum açıkçası. En kısa zamanda pandemi biter bitmez görüşmek mutlaka üzere diyelim. Gastronomi dünyasında Hasan Bey'e de başarılar diliyorum. Çok teşekkür Bildiğiniz ederim. Gibi dünyanın en güzel mutfağı Türk mutfağıdır. Kesinlikle evet. Kesinlikle. Biz de çok teşekkür ediyoruz Aynur Hanım. Çok sağ olun. İyi pazarlar. Teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Ya böyle hoşunuza gittiğini anladım. Böyle bir çok içi güzel, evet. Okuyucunuzun sizi araması, en azından siz de herhalde bu yazar
her mesleğin kendini mutlu eden yönü vardır ya. Evet. Yaptığınız işte size de mesela çok lezzetliymiş dediğinde tabii, böyle tabii, bir kesinlikle. İçinizin yağları erir. Sizde de herhalde bir okuyucunuz böyle aradığında mutluluk verdiğini düşünüyorum. Bu benim üçüncü çocuğum diyebilirim. Benim iki tane çocuğum var. Allah bağışlasın. Sağ olun hepimizinkileri de. Ben çocuklarımı yetiştirirken onları yoğurdum, büyüttüm, işte belirli bir kıvama soktum. Bu da benim gerçekten bebeğim sayılır. Emek verdik, gerçekten emek verdik. Emek verdiğim için de yapılanların bana bu şekilde geri dönmesi haliyle hoşuma gidiyor. Gurur verici bir şey ve ben isterim ki herkes bir şeyler yapsın. Yani bu illa kitap olmaz veya işte bir gourme farklı bir şey, mutfak farklı bir şey ama insanlar bir şeyler yapabilir. Yapmak zorundayız. Yaratmak yani pardon şimdi yaratıcılıkla alakalı bir şey değil ama yapmak istediklerimizi bir hedefimizin olması lazım. Hedeflerimizi, dünyaya bir iz bırakalım diyorsunuz. Tabii ki kesinlikle. Hedeflerimizi yerine getirmeye uğraşmalıyız. Evet. Olduğu kadarısıyla. Ve çocuklarımıza da bu şekilde de örnek olabiliriz aslında. Biz yaparsak onlar yapacak. Biz yapmazsak onlar hiçbir şey yapmayacak. Bunu hep söylüyoruz. Nasihat değil, örnek olalım çocuklarımıza diye. Ve inanın da öyle oluyor. Yani örnek aldığı şekilde o çocuk da hayatına devam ediyor. Peki seyircilerimiz nereden ulaşırlar bu kitabı almak isteyenlere? Hemen onlara da söyleyelim de. Kitapçılarda satılıyor. İnternette alabilirler. Bütün kitapçılarda yazdıkları zaman benden bana kalan diye yazdıkları zaman çıkıyor zaten. Bu arada da bu kitabın isminin benden bana kalan olmasının sebebi yine bir an aklıma gelmiş ne kaldı bana bu dünyada ben kaldım diye böyle bir kendi kendime düşünüyorum. Ama en sonunda bir yazı var. O orayı ne demek ben oluyor? Açıklayabilir miyim? Tabii. Onu da okuyarak açıklayayım hatta. Çok merak ettim çünkü. Benden bana kalan bence senden bana kalandır. Nedir bu? Bunu benim kızım bana yazmıştı. Ay çok güzel. Bu kitabın ikinci baskısında düzenlemesi yapıldı. Benim çocuğum düşünüyor ki ben anneme nasıl teşekkür edebilirim? Ve diyor ki anne bu kitap bize kaldı. Yani bu bizim demek için. Ay çok güzel. Benden bana kalan bence senden bana kalandır. Benim ona verdiğim emeği burada anlatmaya çalışıyor. Ben de çok gurur duydum ilk duyduğumda. Ve ama okuyan içinde kendisine göre çeker. Yaşadığı ya, işte ya çocuğuna ya annesine, annesiyle artık ya da eşiyle ya da sevgilisiyle. İnan hakikaten hayatımızda iz bırakandan kalan. Benden bana kalan, hayatımızda iz bırakandan kalan. Güzel bir şey oldu. Yani kitabı sizin algılama var mı böyle kitaplarınız? Tabii, kitap okur musunuz? Ben zaten yıllar önce Türkiye'den buraya gelmeden önce asıl benim mesleğim de kitap ve müzik üzerine. Kitapçılık yapıyordum ben de. Sizi gayet severekten dinledim. Başarılarınızın devamını diliyorum. Ümit ediyorum ki artacak. Evet, yani insan bunu algılayabildiği noktada yani bence şeydir. Hani bir söz vardır. Bir kitap okudum hayatım değişti diye. Evet. Yani siz örnek teşkil ediyorsunuz. İnsanların gerçekten orada duygusuna göre içinden aldığı bir cümle insanı gerçekten değiştirebilecek bir cümledir. Yani ben de çok etkilendiğim kitapların içinde öyle çok etkilendiğim sayfa satırlar mutlaka olmuştur. Öyle. Yani sizlere çok çok teşekkür ederiz gerçekten. Evet Hasan Bey, birazdan devam edelim. Sürpriz bir bağlantımız var. Şu an bu sürprizlerden korkuyorum gerçi ama inşallah güzel bir sürpriz telefon bağlantısıdır. Bir alo diyelim mi? Alo. Alo. Merhaba Fatma Hanım. Merhabalar. Merhaba. Tanıdınız annem. Mı? Annem. Kimin tarafı? Evet. Sizin benim mi? Annem. Ay sesi çok genç geliyor. Anneciğim. Fatma Hanım hoş geldiniz. Gençtir annem. Hoş geldiniz. Bartın'dan mı arıyorsunuz? Hoş bulduk. Evet Bartın'dan arıyorum. Benim de memleketim çok yakınız. Selamlar kucak dolusu buradan. Kızınız burada. Ellerinizden öpüyoruz öncelikle. Çok değerli bir evlat yetiştirmişsiniz. Çok dolu dolu bize ve halka vereceği çok şeyler var. Buyurun siz kızınıza bırakıyorum baş başa. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Ben kızımla gurur duyuyorum sonuna kadar. Onları çok seviyorum. 3 tane evladım var. Torunlarımı da çok seviyorum. Kızım bir tane. Senle bir tanesin anneciğim. Çocuklarına ne kadar güzel yetiştirdiyse bana da öyle yani gurur veriyor. Çok seviniyorum gerçekten. Seni çok seviyorum anneciğim. Ellerinden tamam, öpüyorum. Benim.
Evlat olarak en mutlu aldığımız dönemdir herhalde böyle. Fatma Hanımcığım, biz de ellerinizden öpüyoruz. Aradığınız için, bu sürpriziniz için çok teşekkür ediyoruz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Kucak dolusu selamlar memleketimize. Size iyi yayınlar efendim. Teşekkür ederiz efendim. Çok güzel bir sürprizdi değil mi? Hiç beklemiyordum. Yanaklarımız böyle gülücükler. Hiç beklemiyordum annemin sesini duyunca tabii. Annem benim genç, için... Sesi çok genç geldi annem, annenizin. Evet, annem beni 17 yaşında doğurduğu için yani daha 18 bile olmadan. Evet. Aramızda çok büyük bir yaş farkı yok. Kendisi de çok hayat dolu bir insan. Belki de ben de ondan esinlenerek... bu şekilde davranışlarım bir şeyleri göre... doğru yapmış anneniz. Yani çoğu şeyleri bence doğru de. Yapmış ben eğitimde. Annemi çok seviyorum. Yani şimdi kardeşlerim de annem arkadaştır, eştir, dosttur, dert ortağıdır. Benim için her şey. Ben hemen şuradan bu anne bağlantısından anneyle evladın, kız çocuğunun eğitime geçeyim. Şu şekilde eğitime geçeyim. Biliyorsunuz Almanya NRW bölgesinde ve Türkçe dersi kayıtları başladı. Evet. Bizim çok önem verdiğimiz Türkçe dersi, mutlaka. Alman okullarında Türkçe dersi kayıtları. Hani nereye kadar ucu, ben sizlerin görüşünü de almak istiyorum. Ucu nereye kadar dokunuyor? Türkçe eğitimimiz çocuklarımıza tam anlamıyla veremezsek, hissiyattan tutun genel anlamda. Bunu biraz konuşalım mı? Buradan da seslenelim. Türkçe dersleri kayıtlarını sevgili seyirciler, girin Google'da, kayıt formu çıkıyor. Form doldurun ya da bir şekilde yapamıyorsanız yaptırın birisine ve çocuklarınızı Türkçe dersine muhakkak kaydedin diyorum. İnanın sadece dil olarak değil, birçok psikolojik faktörleri var kaydetmemiz gerektiren. Sizden var. Alalım önce görüşünüzü bu konuda. Ben özellikle diyorum mutlaka her bir dil bir insan demektir. Evet. Biz ne kadar çok dil öğrenirsek o kadar çok gelişiriz. Artı ana dil dünyanın en önemli şeyidir. Bir bebek anne karnında ilk andan itibaren ana dilini öğrenme ihtiyacı vardır. Ve bizim çocuklarımıza yapabileceğimiz en büyük iyilik onlara dillerini öğretmemizdir. Ben kendim yaptım. Çevreme tavsiye ediyorum. 0-3 yaş arası gruba lütfen öncelikle ana dilinizi kullanın. Türkçeyi kullanın ve ilkokullarda biliyorsunuz Almanya'da bütün okullarda Türkçe dersleri vardır. İsteyen girebiliyor. Evet, talep oldukça yani talep 6 oldukça. Ya da 7 tam olarak bilmiyorum. 6-7 kişi olması gerekiyor da 5-6 kişi mi tam bilmiyorum. Ama tabii ki internette geçen hafta Eğitim Ateşimiz bize konuk oldu. İnanın isteyen işte şekilde internette de Eğitim Ateşimizin sayfasında da bilgileri buluyor. Tabii talep ki. Ettiğinde bunu hükümet vermek zorunda Alman devleti. Lütfen diyoruz buradan gerçekten tekrar söylüyoruz. Bu konuda önem verin. Hasan Bey, sizin de evladınız var. Allah bağışlasın, çok tatlı. Sizin bu Türkçe diliyle eğitimiyle bir görüşlerinizi alabilir miyiz? Bence de yani bir dil bir insandır mutlaka. Ana dil de kesinlikle çok çok önemlidir. Hani bunda da tabii ebeveynlerin uğraşması gerekiyor. Yani çocuk zaten dışarı çıktığında okulda yabancı dil, yani yabancı derken Almancayı diyelim, yani her şekilde öğrenebiliyor. Önemli olan buna tabii ki evde destek verebilmek. Ben kendi çocuğuma bu konuda davranışım, o bana Almanca söylediğinde anladığım halde anlamadım. Ben Almancayı diyorum, tekrardan Türkçe'ye çevirmesini zorluyorum. O şekilde biraz daha yani Türkçe'ye daha hakim. Yani herkesi de kesinlikle tavsiye ederim mutlaka ana dil. Etrafımızdan da o şekilde başlayalım diyorum, böyle soruşturalım. Ben şu şekilde düşünmüştüm kendi evlatlarımı yetiştirirken. Seni seviyorum kelimesini çocuğuma söylerken hissedeceği farklı. Almanca olarak ich liebe dich dediğimde farklı hissettiğini düşündüm. Doğru mudur? Türkçe kendine daha çok net çocuğuna hissiyat olarak, eğitimde hissi olarak da etken yapıyor tabii ki. Psikolojikmen de yapıyor. Siz yani, kendi söylüyorsunuz ana dili. Tabii. Biz kendimiz söylüyoruz ana dili. Kesinlikle. Ana dili gerçekten çok önemlidir. Yani şimdi bizim çocuklarımız burada büyüdüler. Bir şekilde aksentleri olmadan da çok güzel Almanca'yı konuşuyorlar. Ama ben o konuda da gerçekten çocuklarımla gurur duyuyorum. İkisi de çok güzel Türkçe konuşuyorlar. Neden? Ben onların Türkçe konuşmalarını istediğim için ve gerçekten çok önemli. Ben şu anda yani
günümüz çağındaki insanlar zaten Almanca'yı öğrenecek çocuklarımız. 3 yaşından sonra anaokullarında zaten alıyorlar bu bilgiyi. Hatta her türlü dili öğrenebilir ama ana dilini konuşamayan insan yabancı dili öğrenemez. Ana dilindeki kuralları, şimdi Türkçe herkes konuşabilir ama biraz aksentli konuşur konuşabilir ama Türkçe cümle kurmayı bilmiyorsa, Türkçe'de deyimlerin ne olduğunu bilmiyorsa, yeterli sözcük bilmiyorsa Almanca'da da çok büyük problemler yaşıyor. Onun için ailelerde bir de şu çok önemli bu arada, hem Almanca hem Türkçe karışık değil de gerçekten çocuğumuzla konuşacaksak ya Türkçe ya Almanca konuşmalıyız. Ama öncelikle küçük çocuklarımıza kendi dilimizi, ana dilimiz neyse onu vermek zorundayız. Bir anne baba olarak bu bir bizim gerçeğimiz. Onu veremediğimizde konuşamazsak öğrenemeyiz zaten. Biz önce konuşmayı öğrenmemiz lazım ki beynimizi geliştirelim, ileride kendimizi ifade edebilim, edebilelim. Mesela siz dediniz ki az önce işte ihli ve dihle seni seviyorum farklı. Tabii ki ben çocuğuma seni seviyorum demek isterim. Evet. Çünkü o benim cani gönülden, yüreğimden söylediğim bir cümledir. Şimdi ihli ve dihle dediğimiz zaman biz onlar kadar güzel söyleyemiyoruz onu. Anlamını onlar kadar güzel bastıramıyoruz. Ama Türkçe'de kendi istediğimiz gibi söyleyebiliyoruz. Ve çocuğumuzun da zaten mutlaka bence öğrenmesi gerekiyor. Destekliyorum. Bütün öğretmen arkadaşlarım olsun, işte çocukları küçük olan arkadaşlarım olsun. Kendim mutlaka diyorum Türkçe dersleri aldırtırın, çok önemli. Ayrıyeten işte okulda belki cümle kurmayı öğrenir ama Türk geçmişimizi, tarihimizi de nasıl biz Türkiye olduk, nasıl Türk olduk. Herkes kendi vatanıyla gurur duyar ama insan önce kendini tanımalı, kendini öğrenmeli. Ondan sonra yaşadığımız ülkeyi zaten bir şekilde öğreniyoruz ve yaşıyoruz. Kesinlikle çok güzel bir şey söylediniz. Milli bayramları o kadar üzücü bir şey ki evlatlarımız milli bayramları bilmiyor. Ama yaşatabiliriz, yani, bunu öğretebiliriz. Evet, biz yapıyoruz bu azınlık bir kısım ama hakikaten şimdi ben her zaman şunu diyorum. Hani işte ne verilmeli, hep böyle hani böyle komik bir tabir, her şeyi devletten beklememek lazım. Haklısınız. Yani bunu her devlet için geçerli, sadece bizler için geçerli değil. Anne baba emeğini göstersin, bir şekilde vermiş. Türkiye Cumhuriyeti'miz de gerçekten çok sağ olsun, o konuda güzel çalışmaları var. Eğitim Ateşiz. Ha, bu arada şunu da belirtelim. Herhangi bir sıkıntı oluştuğunda Eğitim Ateşiz'in sayfasında veya telefon numaralarında onlara çok ulaşıp bu sıkıntıyınızı giderebiliyorsunuz. Yani ve en azından bilgi alabiliyorsunuz. Web sayfasında da bilgi alabiliyorsunuz. Yasal haklarınızı öğrenebiliyorsunuz okul sıkıntı yaşattığında, ki bu çok nadir oluyor. Genelde Alman devleti veriyor, yani kendisi de hak hukuku bildiği için belirli bir 6-7 olması lazım tam emin değilim çocuk. Orada mecbur vermek zorunda Türkçe öğretmenini. Lütfen sevgili seyirciler, dediğimiz gibi Aysel Hanım'ın da dediği gibi bunun çok her şeyden önce Türk dili gidiyor. Biz burada Türkçe öğretmenimizi konuk etmiştik, Sayın Ahmet hocamızı. Her yıl kaç tane dil dünyadan gidiyormuş, kayboluyormuş. Bizde nasıl dil kayboluyor? Yani nasıl kaybolabiliyor? Yani mümkün değil falan diye düşünüyorsun. Hakikaten de dil kaybolabiliyormuş yeryüzünden. Konuşulmazsa, kullanılmazsa her şey kaybolmak zorundadır. Mahkumuz. Biz şimdi en basit, okumazsak kitap olmaz, yazmazsak kalem olmaz. Biz bunları yaşamak zorundayız. Yani programın başından beri, daha anne karnından beri yaşadığımız şey, biz çocuklarımıza bir şeyler vereceğiz ki çocuk olsunlar, onlar yetişkin olsun, bizim yerimizde onlar olsun. Dil de aynısı. Biz onlara vereceğiz, onlar bu dili kullanacak. İhtiyaçları olduğu kadar. Evet, çok teşekkürler. Güzel bir konuşma oldu. Bu arada bir görüntülerimiz var ekrana gelecek sevgili seyirciler. Biz Kadınca ile ilgili tabii ki bunu da buradan es geçmemek istiyoruz. Görüntülerimizin eşliğinde isterseniz ben hemen buradan böyle bir teşekkürümü sunmak istiyorum. Almanya yerel gazetelerine teşekkürümü sunmak istiyorum. Öncelikle bizim Kadınca gazetemizde, Kadınca programımıza yer verdiği için çok teşekkürler. Ve Die Haber gazetesine, Dakik Haber'e, Yeni Posta, Gazete Hamburg, Haberci Öztürk, Bizim Haber. Kadınca programımıza yer verdiği için çok 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 teşekkür ediyoruz kendilerine. Ve görüntüler de ekranda var. Bizi konu etmişler. Buradan teşekkür etmeden olmaz onlara.
Hepimiz aynı yoldayız. Çok değerli insanlar hepsi. Çok büyük bir emek var. İnanın şu iki yazıda bile büyük bir emek tabii var. Yani ki bu işin içine girmeden bu kadar insan tahmin edemiyor. Hep uzaktan takip ediyoruz. Allah gazetecilerimizi başımızdan eksik etmesin. Onlara da bol bol sabır versin. Ama galiba biraz da bilmiyoruz değerlerini gibi geliyor. Benim nacizane fikrim. Maalesef. İnşallah daha çok değerlerini biliriz. Her meslek öyledir aslında. Yani, İçinde yaşamadan pek anlaşılmaz bilinmiyor, ne kadar zor. Ne var iki kelime yazıyorsunuz. Aynen, dışarıdan görüldüğü gibi hani davulun sesi uzaktan. Hoş gelirmiş davulun sesi uzaktan hoş gelir aynen derler. Öyle. Evet. Bilmiyorum saygı duymayı ya da emeğin fark, empati yapmayı ya da empati mi bir yerde bir eksiklik var ki ben de yani kendimi de eleştirecek olsam yani saygı duyuyordum kesinlikle ama bu kadar çok iş olduğunu ben de bilmiyordum gazeteciliğin arkasında. Yani şu, müthiş bir emek var. Kısaca bir şey söyleyebilirim. Tabii ki buyurun şey, şu ben ekseninden bir kurtulup da biz olursak emin olun her dalda her yerde biz birbirimizle çok güzel şeyler başarabiliriz. Şu ben ekseni bilmiyorum biz bunu nasıl yaptık yılların içinde ben çocukluğumdan gördüğüm işte anneanne adet örf konuşulunca biz hep bizdik. Ben bugünün çağına baktığımda herkes ben yapacağım, ben iyi, ben işte artı, hep bir bencillik var. Herhalde birazcık egomuz yükseldi. Galiba biraz orada dikkat etmeliyiz. Ben bizciyim, bizi çok seviyorum. Biz olmak çok önemli. Biz olduğumuz sürece de zaten bu insanlar, meslekler, işte ebeveynler, çocuklar her şey daha güzel ileriye gidecek diye düşünüyorum. Kurum olarak da, aile olarak da çok güzel gerçekten çok teşekkürler. Ben bu programda çok şeyler öğreniyorum sizlerin sayesinde. Değerli konuklarımızın sayesinde. Ailede de biz, iş hayatında da biz. Evet biz. Ve her yerde biz. Olabilirsek o egoyu kenar. Ama işte o ego. Sistem zaten ayırıyor. İnsanları birbiriyle yarıştırıyor yani. Ama yine de biz olmak güzel. Tabii ki. Yani yapılabilecek bir şey aslında. Olabilmek yani. Eğer emeğe saygı gösterirsek, bakın ben şimdi çok böyle profesyonel bir yazarım diye kendimi ortaya koymak istemiyorum. Çünkü benim yazılarım kendime ait bir şeydir. Hani çok 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 büyük insanlar, çok profesyonel insanlar var. Ama en basitinden buradan söylüyorum. İnsanlar birbirlerine yardım ederse biz olduklarında bu iş daha güzel bir yere gelir. Evet. Sizin mutfağınızda. Siz birkaç tane gourmetlerle veya işte ne bileyim Türk ürünleriyle beraber olduğunuzda daha güzel yere gelirsiniz. Birlikte yani bu başarı geliyor yani. Aynen öyle. Yani birlik olan hemen başarılı. Kısa bir telefon bağlantımız tekrar varmış. Programımıza çok az kaldı. Buyurun. Alo merhaba buyurun. Alo. Hazır değil galiba bağlantıda bir sorun çıktı. Evet çok güzel bir konuya değindik. İnanın egoları. Bu ama işte bu ego nasıl? Aslında hani böyle hep terapiler veriyorlar ya STK'da veya derneklerde, gruplarda. Egolarımızı nasıl kenara bırakabiliriz eğitim. Terapisi? Eğitim. Değil mi? Eğitim. Hiçlik mertebesine gelince anca oluyor. O yani hiçlik eğitim. Mertebesi de okuyarak aynen. Galiba. Kesinlikle. Yani eğiterek biraz da. Ya işte yine dönüp dolaşıp çocuklarımıza geliyoruz, anne karnına geliyoruz. Lütfen sevgili anneler, çocuk eğitimimize çok önem verelim. İnanın. Telefonumuz hazır. Alo, buyurun. Alo, iyi günler. İyi günler, buyurun. Kiminle görüşüyoruz? Ben Fransa'dan Hasan'ın ablasıyım. Öyle mi? Ay, ne güzel bir sürpriz. Alev Şimşek. Buyurun Alev Hanım. Abiniz burada. Daha önce bağlanmayı çok istedim ama ulaşamadım. Hasan'la gurur duyuyorum. Çok güzel şeylere değiniyor bugünlerde. Evet. Biz de yaptığı işte gurur duyduk. Çok teşekkürler ettik kendisine. Buyurun ne söylemek istersiniz abinize ya da kardeşinize? Hasan'ın yanında olmaya her zaman çalışıyoruz. Başarıların devamını diliyorum. Kendini çok seviyoruz. Arkasında durmayı, yardımlaşma konusunda falan her şey çok güzel. Böyle başarıların devamını diliyorum. Teşekkür ederim. Öpüyorum kendisini. Biz de çok teşekkür ediyoruz bağlandığınız için Alev Hanım. Kendinize iyi bakın. Fransalardan bizi takip etmeyi unutmayın. Bu arada programımızın sonuna geldik. Aslında açtık da biraz. Çok teşekkür ederiz. İnşallah kendinize iyi bakın.
Evet sevgili seyirciler, bir programımızın daha sonuna geldik. Gönül ister ki akşama kadar böyle sohbet edelim. Çok hoşuma gitti sohbetiniz. Gerçekten çok sağ olun katıldığınız için. Ama kapatmadan önce hemen sponsorlarımıza da tabii ki Turkish Gourmet'e çok teşekkür ediyoruz sponsorluğundan dolayı. Ve Merinos. Merinos'a da çok teşekkür ediyoruz. Sevgili seyirciler, biz haftaya Kadınca olarak tekrar ekranlarda olacağız. Yine çok değerli konuklarımız olacak. Bizi takip etmeye devam edin. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.